Bir sigorta sistemi düşünün arkadaşlar. Sigortanın masraflarınızı karşılamaya başlaması için sizin kendi cebinizden sigorta ödemesi dışında bir miktar harcama yapmanız gerekiyor. Tamam. Bu sistemin kullanıcılarına sunduğu bazı seçenekler de var. Arkadaşımız Pınar'a da bu seçenekler sunulmuş. Bu yeni sistemden faydalanarak özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen Pınar'ın yüksek ödemeli ve düşük ödemeli iki sağlık sigorta planı arasında seçim yapması gerekiyor. Pınar hakkında konuşmadan önce gelin bir örnek verelim. Eğer birisi size 1000 lira ödemeli bir plan var derse, yani bu sigorta şirketinin ilk 1000 liralık harcamadan sonraki harcamaları sigortalayacağı anlamına gelir. Yani 1000 lira ödemeli bir planınız varsa, 800 liralık sağlık masrafınız olduğunda bu 800 lirayı siz ödersiniz, sigorta şirketi değil. 1200 liralık sağlık masrafınız olduğunda da Sigorta şirketi siz ilk 1000 lirayı ödedikten sonra devreye girer. Anladınız değil mi? Öyleyse Pınar'a sunulan seçeneklere geçebiliriz. Düşük ödemeli planda Pınar ilk 1000 liralık sağlık harcamalarının hepsini kendisi ödemek durumunda. Bunun altını morla çiziyorum. Bu planın senelik ücreti 8000 liraymış. Bir kere daha tekrar edelim. Eğer bunu seçerse sigortayı satın almak için 8 bin lira ödeyecek ve 900 liralık sağlık masrafı olduğunda sigorta şirketi hala hiçbir şey, hiçbir para ödemeyecek. Kızdım şimdi, sinirlendim. 2 bin liralık masrafı olursa 1000 lirayı kendi verecek, diğer 1000 lirayı sigorta şirketi ödeyecek. 10 bin liralık masrafı olduğunda yine 1000 lirasını kendi verecek, 9.000 lirasını sigorta şirketi üstlenecek. Diğer planı yani yüksek ödemeli planı seçerse İlk 2500 liralık sağlık harcamalarının hepsini kendi ödeyecekmiş. Bu planın senelik ücreti de 7500 liraymış. Bu arada kafanız karışmasın arkadaşlar. Yüksek ödemeli planın düşük ödemeli plandan daha ucuz olması normal. Çünkü yüksek ödemeli de ilk 2500 liraya kadar sigorta şirketi hiçbir katkı sağlamazken bu miktar düşük ücretli planda daha düşük yani 1000 lira. Buraya kadar anladığınızı umuyorum. Pınar akıllı bir kız ve iki plan arasında yapması gereken seçimi kolaylaştırmak için kendi gibi insanların karşılaştıkları sağlık sorunları ile alakalı istatistikler bulmuş. Soru da bizden gelecek sene içindeki sağlık sorunları ve olasılıkları hakkında verilen bilgilerin doğru olduğunu kabul etmemiz istenmiş. Ben bu bilgileri sağ tarafa kopyaladım. Tabloya göre mesela 0 liralık masraf çıkmasının olasılığı burada. Aynı şekilde arkadaşlar %25 olasılıkla 1000 liralık, %20 olasılıkla 4000 liralık masrafı olacak. Bu tabloyu tamamen gerçek hayatın bir yansıması olarak kabul etmeyin lütfen. Yani tabloya bakacak olursanız bir insanın sadece 0, 1000, 4000, 7000 ve 15000 liralık sağlık masrafı olabileceği bilgisini almışız ama gerçek hayatta böyle olmaz. 20 liralık masrafınız da olabilir, 20 bin liralık da ya da 998 lira 90 kuruşluk masrafınız da olabilir. Kısacası, gerçek hayattaki durumun farklı olduğunu unutmayalım ve bu durum farklı olduğu için buradaki olasılık dağılımının da gözden geçirilmesi gerekiyor. Ama ben bu tablonun çok da kötü bir tahmin olmadığını düşünüyorum açıkçası. Gerçek hayatla aynı olmasa da ee, çok uzakta değil, kötü de bir tahmin değil. Bu şekilde hesap yapmak çok daha kolay olacak. Ve bu tabloyu oluşturanlar birbirine yakın masrafları gruplayarak %30 olasılıkla yaklaşık 0 lira, %25 olasılıkla da yaklaşık 1000 lira masraf olacağını düşünmüşler. Evet, gerçekten de hangi planı seçeceğimizi düşünürken böyle bir tabloyu kullanmak binlerce küçük hesap yapmaktan çok daha kolay. Şimdi sorulara geçelim. Sigortanın ücretini de hesaba katarsak, Pınar'ın düşük ödemeli plandaki beklenen sağlık masrafını hesaplayınız. Sonucu yuvarlayınız. Peki, hemen hesap makinemizi çıkaralım. Düşük ödemeli planda neydi? Bir kere ne olursa olsun 8 bin liraya harcayacak. Hoppala, hesap makinesi mi kayboldu? Nereye gitti bu hesap makinesi? Evet, 8 bin lira harcayacak demiştik. Yine gitti. 8.000'i duyunca gidiyor. Parayı duyunca gidiyor hesap makinem arkadaşlar. Evet, e, şimdi oldu galiba. Ne olursa olsun 8.000 lira. Bunu buraya yazdık bir kere 8.000. Sonra bakalım. %30 olasılıkla hiçbir harcaması olmayacak. Bunu 0,3 çarpı 0 olarak yazabilirim. Sonuç 0 olacak ama bunu hesaba kattığımı göstermek istiyorum. Sonra %25 olasılıkla 1000 lira harcayacakmış ve düşük ödemeli planda bu 1000 lirayı kendi ödemek zorunda olduğu için artı 0,25 çarpı 1000'i buraya yazıyorum. Sonraki durum için artı 0,2 çarpı 4000 yazmam gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama bu doğru olmaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Neden olmaz? Çünkü bu planda 4000 liralık harcamanın hepsini kendi ödemeyecek. Sadece 1000 lirasını ödeyecek. Bunun için 0,2 çarpı Pınar'ın ödemesi gereken miktar olan 1000 yazmamız yeterli. Nasılsa geri kalan 3000 lirayı sigorta şirketi ödeyecek. 0,2 çarpı 1000 yazıyoruz. Artı %20 olasılıkla 7000 liralık masrafı olacak olsa da bunun sadece 1000 lirasını ödeyeceği için ne yapıyoruz? Yine aynı şeyi yapıyoruz. 0,2 çarpı 1000 yazıyoruz. Son olarak %5 olasılıkla yine 1000 lira harcayacak. Neden? Çünkü buradaki 15000 liranın sadece 1000'ini ödeyecek. Çarpı 1000 yani %5 dediğimiz 0,5 çarpı 1000 diyoruz. Sonuç 8700 lira arkadaşlar. Aynı sonucu bu şekilde düşünerek de bulabilirdik. Şimdi ne olursa olsun 8000 lira verecek öyle değil mi? Evet. Buna ek olarak buradaki durumlardan hangisinde olursa olsun sadece 1000 lira vereceği için ve bu durumların yani bir harcama yapması gereken durumların toplam olasılığı %70 olduğu için 1000 lirayla 0,70'i çarpabiliriz. Yani 8000 artı 0,7 çarpı 1000 bu noktada. Buradaki tablonun gerçek hayatı birebir yansıtmadığını bir kere daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Elbette ki 500 lira 600 lira ödeyeceği başka durumlarda olabilir. Evet bakın sonuç yine aynı çıktı. %70 olasılıkla 1000 lira ödeyeceği için bunun beklenen değeri olan 700 lirayı 8000'e eklersek 8700 lirayı buluruz. Bu sonucu hemen not edelim. Aa kalemim yazmıyor arkadaşlar. Sanırım yeni bir tablet almam gerekecek. Acaba kaç para? Neyse. Baksanıza okunmuyor bile. Bir daha yazalım. 8700. Şimdi ikinci soru. Sigortanın ücretini de hesaba katarak Pınar'ın yüksek ödemeli plandaki beklenen sağlık masrafını hesaplayınız. Sonucu yuvarlayınız. Evet. Yüksek ödemeli plana geldik. Şimdi 7500 lirayı zaten ödeyecek. 7500 artı %30 olasılıkla lira ödeyecek bunu 0 çarpı 0,3 ya da 0,3 çarpı 0 olarak yazabiliriz ama sonuç 0 zaten devam ediyoruz. %25 olasılıkla 1000 lira harcayacak artı 0,25 çarpı 1000 artı %20 olasılıkla 0,2 çarpı 4000 liranın hepsini değil ama bunun 2500 lirasını kendi ödeyeceği için çarpı 2500 yazıyorum. Bu durumda kalan 1500 lirayı sigorta şirketi ödüyor. Sonra %20 olasılıkla yine 2500 ve son olarak %5 olasılıkla bir kez daha 2500 lirayı kullanarak çarpıyoruz. Sonuç 8875 lira. Hemen buraya yazıyorum. Az önce yaptığımız gibi bunu %25 olasılıkla 1000 lira, %45 olasılıkla da 2500 lira ödemek zorunda olarak düşünüp bakın buradaki durumların hepsinde 2500 lira veriyor. Sonucu yine 8875 olarak bulabilirdik. Pınar'ın bu iki plandan birini seçmesi gerekiyorsa eğer uzun vadede verdiği paranın karşılığını en iyi şekilde almak için hangi planı seçmesi daha mantıklı olur arkadaşlar? Düşük ödemeli planda beklenen toplam sağlık masrafı daha düşük. O zaman düşük ödemeliyi seçmelidir diyebiliriz. Bu arada sakın sigorta seçimlerinizi bu videoya göre yapmayın tamam mı? Zaten bunun için hayali bir sistem yaratmaya çalıştık burada. Bu video size bir fikir versin diye var. Ama düşük ödemeli planların uzun vadede daha iyi olacağının ya da daha iyi bir fırsat olduğunun garantisini veremez bu video size. Bu sadece bir soru arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yine de soru üzerine düşünecek olursak, beklenen toplam masraf daha düşük olduğu için düşük ödemeli plan daha iyi bir seçenek gibi duruyor. En azından Pınar için